Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Birinci mesele, 18. sayfa Kastamonu, birinci şuada 2-3 ayetin işaretinde Risalet-i Nur'un sadık talebeleri, imanla kabre gireceklerine ve ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğunu gösterilmiştir. Şimdi niye? Fakat bu pek büyük meseleye, büyük bir iddia ve çok kıymetli işarete tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdi. Nasıl olacak, niye olacak, nerede yanıyorsun? Çoktan beri muntazırdım. Lillahil hamd, iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare, İman-ı tahkiki, tahkiki iman. İman nedir arkadaşlar yani? Bir kere onu bilelim ya. İman iman diyoruz da bunu tanımıyoruz ve tanımlayamıyoruz. Ondan sorun yaşıyoruz yani, en büyük o. Yani biliyoruz zannettiğimiz o kadar tabirler var ki içi bomboş. Bizde duruyor. Boş teneke gibi. Öyle değil mi Suat? İman nedir? Allah'a iman. Tamam da onu diyoruz zaten. Ne olmuş yani? İman olunca ne oluyor? Üstün mücerrettir diyor işte. Sonra ne demek üstün mücerret? Sen açıkla. Bak, benim anladığım manada bu manada. Buradaki yere. İman bir başka şeyle kıyas edilmeyecek kadar üstün mücerrettir. Allah'ın esmasının değil. Sıfatının değil, şuunatının değil, zatının nurudur. İnsandaki ucu mahluktur. Bak arkadaşlar, iman bir, böyle bir anlayış değil. Bakın bizdeki karşılığını konuşuyoruz. İman, şöyle diyeyim, cep telefondaki kart gibi, batarya gibi. İman bize bıraktığı şu, bir histir, bir duygudur, bir latifedir, bir dima zihni kavrayan, bütünlüğe getiren bir enerjidir. Ruhun hayatıdır, hayatın hayatıdır. Yani varlıktır arkadaşlar, var var. Bir mahluktur. Yani sana bir gözlük giydiriyor. Yani bir histir. Bakın herkes bu kubbenin altındadır ama şu dünyada herkesin ufku farklı. Bunu farklı kılan içsel alemdir. Arkadaşlar, iman hislerimize, duygularımıza, dimağımızdaki 12 mertebeye, zihin, fikir, vehim, tamam mı? Gibi 12 tane sıfatlarımızın komplesine bir vücut veriyor, vücudu harici veriyor. Yani arkadaşlar, tutulan bir şey yani. Vardır yani, seni, kainatı değiştiriyor. His ya, his, bir fikir, bir duygu. Bir anlayış, bir ruhsal donanım, ruhsal canlılık, hayatın hayatı, hayatımızın canlılığı, hayatımızın dinamosu yani, canlılık merkezi. Başka? Dimağa girdiği zaman mazi ve müstakbele ucu uzanan ve mazi ve müstakbelin içine nüfuz eden, eşyanın içine giren, ya varlıktır arkadaşlar, var var.
mahluktur. Ve varlığının anlaşılması için kıyas edilmeye ihtiyacı yoktur. Soğuğun anlaşılması sıcak lazım olduğu gibi değil. Onun için üstü mücerrettir. Kafir olmaya gerek yoktur. Çünkü iman neticedir. İman bir şeye vasıta değildir. Yani cennete vasıta değildir. Cennete gitmek vesaire şunu yapmak değil. İman bizzati dünyada seni cennet yaşatıyor. Yani bir alem ya, bir dünyan. Bir varlık içinde varlık yani. Seni cennete sokuyor. Cennet oluşturuyor yani cennet. Senin cenneti. Yani fırtınanın içinde, bugün şimdi söyledi Arbatır, onunla alakalı. Şimdi bir balon çıkmış, gemi batarken batmış gemisi, Somali'nin oralarda. Ondan sonra balon gibi içine giriyorsun diyor, hocam bir hafta iki hafta balon içinde yatıyor. Üzerimizde su, geçsin ne geliyor, balonmuş ya. Yani. Balonun içinde oturuyoruz diyor. Eskide sandal vardı. Küçük bir dünyan diyor. Artık okyanus, tsunami, tufan. Biter, bu balon da yukarıya çıkar, basınçlar yukarıya. Yani balon içi hava dolu, küçük bir dünya. Fırtınada. Küçük bir dünya. Yani iman, hüsnü mücerret olmakla beraber ruhunun ruhu, zemini, hayatı, şehri, ona giriyorsun. Şimdi onu okuyayım. İmanı tahkiki. Hani bu iman, tahkiki deyince, bir taklidi var, tahkiki var, tafsilli var, icmali var, var da var. Tahkiki, imanını eşeğe dayandırmak, varlığa dayandırmak. Mevcudatla delillendirebilmek. Bir o yetmiyor. Mevcudattan marifet almak. Arı nasıl çiçekten bal alıyor, polen alıyor. Eşyada gözüken marifet şualarını fark etmek. Onun ruhunda karşılığını bulup uyandırmak. İman-ı tahkiki. Bakın çiçekteki mesela ya Latif, ya Cemil. Var ya Cemil ismi. Ya Müllevin, ey renklendiren. Alemimizde de renk var. Nasıl renk var? Gadab bir renktir. Bir varlığın ifade edilişidir. Merhamet bir renktir. Seni bir boyuyor gözünü. Yani adamın bak diyorsun ya gözü döndü ya. Gözün boyalı, inan hiçbir şey görmüyordun, sipsiyah oldu dünya. Demiyor muyuz? Duygu işte bu. Arkadaşlar, insan, Nadir abi dün ders yapmıştı, kainatı alemimize oturtunca, kainatın çekirdeği ya, bütün alemi buradan seyredersin. Bunun daha ilerisi yok işte. İman bunu yapıyor. Kainatı alemine yerleştirebilmek. Yıldızlara da karşılık hücreyi yapacaksın. Bütün alemi ne varsa burada seyrediyorsun. Burada çünkü. Ama insan bir haritadır diyor. Böyle bizim yol haritası gösteren cansız, ruhsuz, hayatsız, hissiz bir harita değil insan. Canlı, ruhlu, hisli olduğu için her şeyi burada seyredebiliyorsun. Allah'a bile seyrediyorsun burada. Sığmadım kainata, sığdım müminin kalbine demiyor. Seyrediyorsun, Allah'a seyrediyorsun. Arş ne ki artık? Seyredersin her şeyi burada. İman-ı tahkiki, ilmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki yani iman-ı tahkiki, artık imanın bir nakile dayanmıyor. Aynı zamanda akılla kainattan arılar gibi hakikat marifet şualarını almış. Bütün kainat senin marifetullah olmuş. Kainata dayalı bir iman. Gelirken düşünüyordum da az kaldı da vurdum arabayı. Tabi anlamıyorum tabi onu. İmansız nasıl yaşıyorlar? Ustada tatmin olamıyorum. Ustad diyor ki, İptal hissetmişler kafirler. Onun için imansız yaşayabiliyor. Yani dişine morfin vurulursa dişinin ağrısını anlamasın ya. Ben ona da tatmin olamıyorum. Gel olmaz. Yani imansız nasıl oluyor diyorum ya. Hafsalam almıyor son bir senede. Sonra cevaben dedim ki hani ustadan hariç. Artık alemimizde iman o kadar kesin olmuş ki.
Bunun dışı insana ter attırıyor, terliyorum. Ondan oluyor diye sonunda buldum. Tamam ustadın ne diyor ya iptalis. Yani o kadar günahlarla iptal edilmiş ki kafir küfründen elem almadığı gibi Müslümanlar imanından lezzet alamaz hale gelmişler. Biz tabi devamlı içeride kaldığımız için. Yani iman acayip, imanın dışında böyle şey yapınca ter basıyor ya. Nasıl oluyor? Nasıl bir insan kabre bakarken rahat olabiliyor imansız? Ne bileyim ya, bir bunalım geçirdiği zaman sahipsizlenmekten, kimsesizlikten bu adam nasıl teselli buluyor, nasıl yaşıyor bilmiyorum yani. Sonra dedim ki işte öyle yani. Bizim alemimizde artık serbedilmeyecek ehli keş ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bize de olmuştu. Yani yer yer Allah yaşattırıyor. Yani ustadımızda da olmuş. Niçin oluyor? Çeşitli duyguları yaşattırıyor ki ihtiyaç benden diyor. Cevap Kur'an'dan. Yani ustadı o tür hallerle hallendiriyor. Asıl imamı olsun diye. O aynada, o ruhta cevaplar geliyor. Biz de istifade ediyoruz. Şimdi böyle bir oldu, böyle bir hücuma uğradım ben. Allah kimseyi düşürmesin. O bir demek ki bu tür düşüncelerin şeyi mi? Bir hücuma uğradım ben. Korkunç bir orduların hücumuna uğradım. Böyle zındık kafirlerin, ervahların. Kur'an hakkında, Allah hakkında bir şüphe ordusu. Ne oldu biliyor musunuz? Hiç karışmıyorum, böyle oturuyorum. Bir acayip, Kur'an okurken oldu bir de. Bir hücum ettiler ki, sen Kur'an'ı şöyle zannediyorsun, şöyledir böyle. Hiç karışmıyorum, ben Kur'an'ımı okuyorum. Kur'an'a yemin ederim, inanın bana. İtimat edin bak arkadaşlar, yemin edin. Hiç karışmıyorum. Pat pat cevaplar bir veriyorlar ki ona. Tak 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 çakıyorlar sağdan soldan. Vuran düşüyor. Gene çakıyor yani. İman tarafı acayip bir şey, seyrediyorum. Sonra ben Kur'an okurken affetsin Allah beni. Kur'an oynamaya başladım. Yemin ederim Kur'an oynuyorum. Vallahi. Seyrediyorum. Hiçbir şey demiyorum yine. He? Aynı oynuyorum yani, oynadım ki. Yaptığımı söylüyor. Ama irade yok ki. Bir caiz olduğunda yapmadım ki, ben yapmadım ki. Manyaklaştı işte de. Tam akıllı değiliz ki. Horon oynamak caiz mi diyor. Ola oynadım diyorum. Oynayacağım demedim. Ne irade kaldı, ne bir şey. Zevkimden. Yani bazen böyle horon oynarım. Tabi estağfurullah. Kur'an okurken ya. Var ya kullanmadıklar. Vallahi zevk alıyorum ya. Ben anlamıyorum ki zaten. Nasıl cevaplar? Ben bunu anlatmak için söylüyorum. Hiç karar, bakayım ne olacak dedim ya. O zaman sen işte Kur'an'ı nerede falan, neyse midenizi bulandır. O zaman bir çakıyorlar, bir vuruyorlar, bir ona bir vur. Bir baktım sonra, ne yapayım? Of be. Daha acayip, ne oldu biliyor musun? Neticesi 2-3 kat daha acayip oldu. 2-3 kat Allah acayip oldu. Allah hakikaten sevilecek bir şeymiş ya. Onun için bir adım atıyorum şu son bir seneden beri, yani son değil 6 ay. Bir adım atıyorum, 10 defa şükrediyorum bilhan, elimden gelse sonsuz edeceğim. İman nimetine. Onun için sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak şüpheleri akla tereddütler getiriyor. Ama iman öyle bir hakikat ki sırf akılda durmuyor. Nasıl ki içtim. Mideye gittikten sonra deme, damarlara, hücrelere, saçlara, tırnağa dağılmıyor. Bu mideye geldikten sonra dağılıyor. İman da kalp midesine indikten sonra artık serbedilmeyecek, şeytanın mümkün değil eli ayağı ulaşamayacak yerlere nüfuz ediyor. Ruhun ruhu işte iman. Ama sekerat anında şeytan yalnız akla tereddüt verebiliyor. İman akılda değil ki. Akıl tereddütte kalırsa kafir olayım. Vesveseciler. İman akılda değil arkadaşlar. İman akılda değil. İman akılda olsaydı sabahtan akşama belki de 5-6 saat kafirdik. Allah ile hiç alakamız yok ya. Allah namazda bile çoğu kafir olacaktık. Niye? Namazda bile Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmiyoruz. İman her anda hazır olmanın adıdır. Onun için iman akılda değil, akılda da hakikati var.
ta ruhunun ruhunda şeytan nereye gidecek? Bu nevi imanı tahkik ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki arkadaşlar vesvese olan acaba imanım gitti mi? Ne gidecek ya? Bak, iman gelince iman mahluktur. Kalbe giriyor, ruha giriyor, sıra giriyor, latifeye giriyor. Öyle ifade edemediğimiz alemlere nüfus ediyor ki, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Oraları, böyle iman işte. Böyle iman. Ana babadan kalan miras toprak gibi değil. Niye Müslümansın? Ne demek yani bizim anne babamız Müslüman ya? Ana babadan kalan miras İslamiyet kalmış. Miras, din. Öyle olursa tabii çok tehlikeli seker hatta. Ölüm anı. Ama senin tahkiki yapacaksın. Yani tahkiki yapacaksın. Tafsilli yapacaksın. Yani Risale-i Nur imani derslerini okuyacaksın. Tefekkürlü derslerini okuyacaksın. Bu imanı tahkikinin usulüne, önüne, usulüne vesile olan bir yolu velayet-i kamile, keşf ve şuhut ile hakikate yetişmektir. Bak bu imanı tahkiki İmam-ı Rabbani bahsediyor. Nadir abi. Bu imanı tahkiki İmam-ı Rabbani mektubatında galiba 256. mektup. Son mektuptan bir mektup önce veya son mektup. Diyor ki onlar diyor bir vasıtayı diyor bir vesile tarikata girmeden direkt Kur'an'dan ve Resulullah'tan alırlar diyor derslerini. O Mehdi'nin cemaatinde olacak diyor. Bak yarı söylüyorum size. İmam-ı Rabbani'nin 256. mektup galiba. Son mektup yani. Onlar bir vasıtaya vesile ihtiyaç duymazlar diyor. Onlar Rablerinden, Kur'an'dan ve Resulullah'tan alırlar diyor. Hakikatını. Allah'tan alacağını Allah'tan alıyor. Kur'an'dan alacağını Kur'an'dan alıyor. Ahir zamanda çıkacak diyor. Ya İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. İşte diyor ki bu imanı tahkikinin usulüne ortaya çıkmasına vesile olan bir yolu velayet-i kamile ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehas havasa mahsustur. İmani şuhudidir. İmanına şahit oluyor. Artık ne olacak ya? Her şey o olmuş artık. İmanla boyanmış artık. Her şeyi imanla görüyor. İmanın gözüyle bakıyor. İman his olmuş ya, his. Arkadaşlar, iman bir anlayış değil. İman bir histir ya, bir latifedir, bir sırdır, bir hafidir, ahvadır, latifedir, kalptir, ruhun ruhudur, hayatın hayatıdır, mahluktur ya, bir ceyrandır. Bir makineyi çalıştıran enerjidir ya. Bir anlayış falan değil bu. Varlıktır, var. Sen içine biniyorsun. Kendisini kendisi müdafaa ediyor. Bakıyorum ki, ya Kur'an'ı sen hak zannediyorsun falan, o kadar şey mi ya falan. Bakayım ne olacak dedim ya. Aklı uf, acayip şeyler geldi ama. Bir de istemiyorum öyle bir şeyi Rabbimden. Allah onları nasip etmesin bana serserileri. Ya bakayım ne olacak dedim ya. Dur bak, oku. Ben tutuyorum, inanılmazım, okuyorum. Baktım öyle çakıyorlar ki, cüm. Okuduklar, o şüphe getiriyor 15. söz. Şüphe getiriyor miraç. Şüphe getiriyor 25. söz. Hiç karışmıyorum ya. Zaten ben nasıl karışacağım, kitabı nasıl açacağım ya. Tak. Hiç. Herhalde kabirde de böyle olacak ya. Yani ne okudun hiç böyle. 25. Bir bakıyorum gözümün önünde 25. söz sayfalanıyor. Şak. Yani cevap şu. Şu kadar. Daha hızlı. Yani bu sayfa geçirmek aniden cevap gibi oluyormuş. Nasıl oluyorsa. Sayfa gözünün içine sokuluyor. Ya bir al işte. Ne bileyim işte öyle bir şey ya. Çok daha hoş aldım ve zevk aldım yani. Zaten etkisi oluyor. Şunu da okuyayım. Şuur iman hangi mertebede oluyor abi? Tahkiki mi? Şuur iman şu. Şu imana geçmeden şuuru tanıyalım, sonra imanı tanıyalım, sonra birleştirelim. Şuur iman öyle lügat manasıyla değil. Hani şöyle diyelim şuur iman. Bir, imanın sana getirisi, şuur imani, noktalı il. Yani seni hangi şeylerden uzak tutabilmiş, hangi günahlardan? Bu şuur iman. Ama bir de şuuru imani var. Yani nokta var. O noktanın takkesi var.
O çok farklı. İmanın içerisi demek o. Yani imanın sana getirisi değil, senin imanının kalitesi. Kalitesi. O da nedir? Bak, şuuru tanımlayalım. Şuur nedir? Şuur işte akıllı olmak, bilmem önünü arkasını bilmek. Kardeş ben bununla senelerce uğraştım. Şu anda belki 10 saniyenizi alacak şuur nedir ama inan bana senelerce uğraştım. Bak şuur, Allah'ın subuti sıfatları var ya, kaç tanedir? 7. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. 7. Bunları bir tencereye koy. At içine, karıştır karıştır karıştır. Hulası oldu mu? 7'si. Koy insana, onun adı şuurdur. Elvan-ı seba gibidir diyor güneşin, 7 rengi gibidir diyor. 7 rengi şuurumuz olsaydı, güneşin 7 rengi, güneşin şuuru olsaydı, 7 rengi. Yani 7 subutu sıfat. Anladın mı? Ha, peki bunun içerisine, Allah'ın nuru giriyor. Şuuru iman. İman zatının nuru ya. Yani şuur, sıbutu sıfat 7. Sıfatın yukarısı nedir? Şuunat. Şuunatın yukarısı mahiyet, zat. Ha, iman oradan geliyor. Şuur burada. Yani şuur zemininde iman ifadeleniyor. Ne yapıyor o zaman senin? Kudretini, ilmini, iradeni, semini, basarını, hayatını, kelamının ruhu oluyor iman. Şuur iman. İçini değiştiriyor. 7 sıfatını. Kelamının, basarının, ilminin, iradenin, kudretinin, hayatının içi değişiyor. Ruhu oluyor. İman. Son şey. Zamanım geldi çünkü Nadir abi ders yapacak. 7 dakikam var. İkinci yol. İman-ı bilgayb cihetinde sırrı ve vahyin feyziyle burhani ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacı ile, işte Risale-i Nur, akıl ve kalbin imtizacı ile, tarikat aklı bırakır, kalbi esas alır, kalp kabak gibi gelişir, kafayı bıraktığı için fındık gibi olur. İlmi kelam alimleri aklı esas alır, kalbi bırakır, kafa kabak gibi olur, kalp fındık gibi olur. Çalışmaz yani. Hukema ise felsefe ile ilmi kelamı birleştirendir, İbn-i Sina gibi. Cadde-i Kübra, sahabe yolu, asfiye yolu, asıl imamları ise akıl ve kalbi birleştirendir. İkisi. İşte Risale-i Nur beraber gidiyor. Hadi anladık, Risale-i Nur aklı esas alıyor. Kalbi daldığını nereden bileceğiz? Risale-i Nur hakikaten aklı çalıştırıyor. Her şeyden delil ve burhan getiriyor. Kalbi çalıştırdığımızda delil nedir? Kalbi çalıştığına delil eylemdir. Bir insanın kalbinin çalışıp çalışmadığına eylemine bakın. Fiil. Çünkü akıl, kalp, eylem. Ayaklı kütüphanedir. Ama kalbinde yoksa inmemişse fiili yoktur. Namazı yoktur, orucu yoktur. Fedakarlığı yoktur, hizmetkarlığı yoktur. Fedakarlığı olmaz. Kafada var ama eylemde yok. Niye yok bu? Dağdaki ninelerimiz kafasında yok ama kalbinde din duygusu var, tesettürü var, namazı var. İşte insanı eyleme dönüştüren 77 sayfa Hutbe-i Şamiye'de söylüyorum. Eylemin arka ceyranı kalptir. İşte Risale-i Nur, akıl ve kalbi beraber aldığına delil, nur talebesinin fedakarlığı, hizmetkarlığı hiçbir yerde gözükmemiştir. Yoktur. Ne için konuşuyorsun? Hayatını vakfeden bir cemaat var mı? Davasına hayatını, hislerini, duygularını, arzularını vakfetsin. Mesela örnek için söylüyorum ben. Yani benim gibi 1200 tane var diyor Sungur abi. Efendim? Yani Nadir abi vesaire. Yani misal için söylüyorum yani. Vakf hayat edenleri söylüyorum. Hepsi 1200 tane. Ben var, Nadir abi var, Karbuğa kardeş var, bunlar var. Abi, eylem tarikatı da var abi. Bu şekilde yok. Bu daha zil, bundan üstün olmaz ki. Hayatını vakf edeceksin. Arzularından vazgeçeceksin. Duygularından vazgeçeceksin. Hayatını vakf edeceksin. Bakıp bakıp. İşin gücün bu din olacak, hizmet olacak. Hatunun olmayacak, işin para pulun olmayacak. Yani ölmeden önce öleceksin. Nerede kardeş? Yarım saat zikir çekip de sabahtan akşama onu bu ticaret peşine koşmak değil ki. Hayatın vakfedeceksin ya. İşin bu olacak. Vakf hayat ya. Bu asıl sünnet mi? Sünnet tabii. Asıl saadette ne vardı? Ashab-ı sıfa var. Allah Resulü'nün
300 ile 500 arasında sayıları vardı. Ebu Hüreyre onların başıdır. Yani fedakarlığın zirvesi demek istiyor. Hayatını vakfetmek kolay mı ya? Bir saat bir teravih duramıyoruz ya. Akşama senelerce nefisleriyle mücadele ederek şu binada oturacak, ilim tahsil edecek, gelenlerin imanına hizmet edecek. Kolay bir şey mi? Bir de şimdiki asır. Bu asrı düşün. Adam bir hatunla kanaat etmiyor. Haramların peşinde. Adam meşrusunu terk etmiş. Nerede? Örnek için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bak hakkımı helal etmem. Yani bir örnek için. Fedakarlığın veriyor demek için söyledim. Fedakarlık sana. Bu ceyran olmasa ben nasıl yapacağım ki? Bu canlılık nereden olacak arkadaşlar? Akşama okuyorum ondan. 50 yaşındayım, merdiveni 2-3 atlıyorum elhamdülillah, duramıyorum ya. Nereden geldim biliyor musun daha size? Teravih'e de kısmen yetiştim. Sarıyer'den geliyorum. Ne kadar da hoş oldu ya. Niye? Duramıyor ki insan. Acayip bir şey ya. Nasıl benzin koyuyor bilmiyorum ki. Zevk alıyorum, işimi çok seviyorum. Çok benzin alıyorum. Elhamdülillah yani, Risale'nin acayip bir şey ya. İman-ı bil gayb cihetinde sırr-ı vahim feyziyle, burhani ve Kur'an'ı bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, hakkal yakın derecesine bir kuvvet ile, zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilm ve yakin ile hakaik imanı tasdik etmektir. Risale-i Nur öyle bir ilm ve yakin veriyor ki, öyle ilmi kainattan ispatlar yapıyor ki, şuhud derecesinde, yani ne diyor, zaruret ve bedaat derecesine geliyor. Artık onun zıttı olamaz. Yani Allah'ın zıttı nasıl olur şimdi? Bu kadar nasıl olacak ya? Yani şu ne demek? Şunu bu yapan adam cahildi. Koyu cahil. Seste haberi yok. Işığı yapan kör. Hayatı veren bana ölü birisi. Gibi de değil ya. Bana gözü kim taktı biliyor musunuz yaptı? Kör doğuştan ama. Allah Allah. Nasıl bir antika bir tuhaf? Şimdi Allahsız da olmak aynı böyle oluyor. Daha cayip, daha beda etti yani. Bu hale geliyor iman. Onun için ya imansız nasıl yaşıyorlar ya? Geleceğe nasıl bakıyorlar? Anlayamıyorsun ya. Ya arkadaş hiç mi mezar görmüyorsun ya? Hiç mi ihtiyar olmuyorsun? Hiç mi yaşlanmıyorsun? Hiç mi sıkıntın olmuyor? Ya hiç mi endişe ya? Bu ne yapacağım ya? Ya ahiret doğruysa? Hiç mi bu tuhaf böyle şeyler gelmiyor ya? Hiç mi endişe ölüm gelmiyor ya? Ne zaman acaba? Kalp pıt pıt yapınca bir bak ölüyorum ne olacak şimdi? Ya Allah olmayınca nasıl yapıyorlar? Aklım almıyor. Helal olsun adamlara be. İmansız yaşamak kolay iş mi? En zor işi onlar yapıyorlar. Aferin lan onlara. Tövbe estağfurullah. Diyesi geliyor. Kolay mı ya? İmansız olmak. İmansız olmak çok zor iş ya. Bu dünya tiyatrosunda en zor aktörlüğü yapıyorlar. Rolü oynuyorlar. İmansız olmak. Tuhaf. Bu ikinci yol, Risalet-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar da insafla baksa Risalet-i Nur, hakaik imaniye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. Vâhir devâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha.